hepsi de umumuna birden ıskar falan. Konya ahalisi, onlar da ıskarta. Türkiye'deki Müslümanlar hepsi ıskarta. Arabistan'daki ıskarta. Efendim, Londra'daki de ıskarta. Pakistan ıskarta. Efendim, Hicaz'dakiler, Mısır'dakiler, Sudan'dakiler, nerede Müslüman varsa şeyleri, müstevaları yani uydurmaca düzeyleri üstünde ıskarta düzeyindedir. Iskarta düzeyinin üzerinde Müslüman kalmamış. Avrupa'nın şeytanı var. Şeytana bir top atalım da cehennem olsun gitsin karşımızdan burada. Şimdi sen doğru şey koyuyor oraya. Bismillahirrahmanirrahim. Bu söz bizim değildir. Çünkü bizim sözün için var olamaz. Kendinden konuşan nefsine tercüman. Bize büyüklerin açmış olduğu bir hat var. Oradan söyletiyorlar. Yani zati kelam değil, kendimize ait olan söz değil. Anlayın buna şey, İran nereye bakar, öyle dalga dalga, deli deli, nereye bakıyor, ne düşünüyor? Alacağın bir kağıdı. Dikkati dağıttı mı, meclise zarar verir. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Edep en kıymetlisidir. İnsanlara verilen en kıymetli cevher edeptir. Edeple huzura yetişildi bir kimse, bu bizim servetle de böyle azıcık adım benim yanıma geliyor gibi. Edeble insan mukarrebin olup, yani Allah Celle Celaluhu'nun huzuruna yürür. Başka hiçbir şeyle insan, Hacı Hüseyin Efendi, Cenab-ı Hakk'a takarrub, yakınlık kazanamaz. Edeple yaklaşır, edepsizlikle atılır. Iskarta oldu mu edep arama demek. Edep sıfırlanmasa ıskarta olmayız biz. Tensevul fadle meylekum. Ve la tensevul fadle meylekum. Benim ayeti kerimedir. Aranızdaki fazilet erbabını
unutmayınız. Bir. Bir de aranızda olan faziletli kimseleri unutmayınız. Bunun manası yani bu insanlar birbirlerine karşı edep gözetmeli, bir de zevul fabl dediği fazilet erbabı olan kişiler vardı, faziletli kimseler vardı. Onları unutmayın. Neden ıskarta oldum? Ne kadar faziletli kimse varsa hepsini kafalara alın. Kalmadı. Bitirildi. Bir kimse gelmişti kaç sene evvel. Eskişehir'de geldi dedi. Bir Mısır'ı kimse. Mumin bir kimse. Bize ziyarete gelmiş. Eskişehir'de. Uyup gelmiş. Ben ona bir sual sordum. Dedim ki, Eskişehir büyük bir şehirdir şimdi. Belki 500-600 bin kişi yaşar. Belki daha fazla yaşar. Dedim, eli eteği öpülecek, kapısı açık, sofrası serili, bir kimseniz var mı dedi. 500-600 bin kişinin içerisinde. Gözlerinden yaş döküldü o kimse. Evvelden vardı, şimdi bitti dedi. Yaşlı kimseydi o. Evvel zamanda, Osmanlı zamanında vardı diyor. Bu zamanda bitti dedi. Kapısı açık. Sofrası serildi. Eli eteği öpülecek fazilet sahibi adamımız kalmadı dedi. Sana sorayım, Konya'da kim var be şey? Koca Konya bu. Hıdavendigâr. Allah senin takdir sesini derecesini âli eylesin. Bir kimse var mı sofrası açık, eli öpülebilecek? Eteği öpülebilecek, eteklenecek, sözü dinlenecek, kendisine itibar edilen kimse var mı? Koca Konya, Konya belki Eskişehir'den büyük. Siz İstanbullusunuz. İstanbul bugün belki 10 milyon değil, 12'ye çıkmış ama 10 milyonluk İstanbul şehri. Sofrası serili, kapısı açık. Fazilet sahibi eli eteği öpülecek, sözün dinlenecek. Bir kimseniz var mı? Yok. Ne? Yazıklar olsun. Nasıl söylemeyelim? Öyle olsa bize verilen kadar bu. Iskarta. Iskarta. Şimdi Derviş Mehmet Konya halkına diyor, ahalisine, Konya ahalisi nerede diyecek bizi? Herkes, herkesi bir dert tutmuş, herkes bir derde, bir derde düşmüş. Ne derde düştüler ya Şeyh Efendi, de bana sen. Dertleri ne? Dertleri dünya.
Dertleri dünya olmasa derdin yok. Derdin dünya ise kurtulamazsın. Dertli, nerede bizim şey? Dertli, giderim, giderim. Şeyin dolabı gibi millet ilgileniyor. Dertli de var, o söylüyor. Ha? Dertliyim diyor. Fakir dolan dertliyim diyor, ilgilenmiyor. Eder. İyiler. Hepsi ilgileniyor. İlgileyen kim? Dünya ehli, derdi dünya olanların hepsi ilgiler. Dertliyim diyor. Ne derdi be? Allah size o derdinizi aldı. Almak istiyor. Kendisine teveccüh ediyor. Allah'ın hizmetine Allah'a yüz dönün. Allah'a dönün bakalım. Dert kalır mı size? Dertliyim. İngilerim. İngilerim. Dertli dolabım. Ya dardan kestiler diyor. Kolunu kanadını kesmişler. Sonra dolap olmaya layık gördüler. Biz dolap olmaya da bir şey yapmadık. Estağfurullah. Dikkat edin. Hani şey mi? Konya ahalisi nereden seni dinleyecek? Ya şimdi sırası bir şeyhin kasetini dinlemem de ne bileyim. Bizim derdimiz başımızdan aşkın. Ekonomik krizin içerisindeyiz biz. Sen de şey kaset yolladın. Şeyhin başına at o kaseti. Estağfurullah. Bir kere daha böyle kaset maset getirsen, geçen defa deliyi dinleyerekten seni attık dışarı, bu sefer akıllı diyerekten seni hapsederiz. Bunu benim de görmüyorsa, şeyler, ases başılar, zaptiyeler, zaptiyeyi kabul etmiyor. Zaptiye tabiri de gör, eski bir tabir, bir çağ dışı tabirdir ve polis. Buna bu bandan atandan mı miras kaldı polislik be? Desene zaptiye. Polis olduğu için zapt edemiyorsun milleti. Zaptiye olsa, zaptiye kapısı, zaptiye müşiri vardı. Osmanlı'nın. Başının üzerinde tefsir altın dolu olsa, görürsen kimse bakamaz o tarafa. Heybetinden Osmanlı'nın. Heybeti yok ki bunların. Ne heybeti yok ben bunların? Bir defa kurtuldu elimizden bu sefer bunu kapatırız içeriye. Ta akıllanıncaya kadar seni içeriye verir. Buradan ki şeyhin kuvvetlidir. Bu kapıdan girelim, o bir kapı açıktır, çıkarak. Deli demiş ya bu, bizim demişlerle, o bile değil. Kırmız harekatında zaten deli olmuşum diyor ben. Şimdi bu böyle meselelere ben hiç kulak asmam. Girer çıkar, harbeye girmiş adam. Gözüme hiçbir şey görülmez. Öfkelediğim vakitinde elimden bir iş çıkarsa sisi ilmesin diyor. Ürkütüyor onları. Komiser diyor, at onu tarafında. Bu deliğine getirmiş akıllar konuşuyor. Baktı, bu merdivenden çıktı. Konya'dan gazete geldi. Bizim demiş Mehmet bu taraftan tıkır tıkır indi. Komiser dedi, bu ey akıllar konuşuyor demiyor. O deliği de getirdim. Attılar dışarıya. Deriz ver. Şimdi kime götürecek bu şeyi? Asıl kelam
Iskarta olduğumuz için, Iskarta olmamızın sebebi, dünya derdi bizi Iskarta yaptı. Ahiret kaydesi olsaydı Iskarta sınıfından çıkardı. Allahümme la tecalid dünya ekbere hemmina ve la meblega ilmina. Ya Rabbi, bu dünyayı başımıza dert etme. Böyle dua yapın diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ekbere hemmina dediği vakitte, yani birinci sırada, birinci kalemde, en büyük derdiniz olmasın. Belki geriye doğru. Şimdi insanların derdi, en büyük derdi bu insanların, efendim, hadi kafirlere neyse, inanmışları yok. Peki Müslümanlara yakışmaz. Dünyayı dert edinler. Müslümanların derdi günü, acaba Mevla-i Müteal Hazretleri beni çağırdığı vakitte huzuruna yüzüm ağaracak mı, yüzleri ağaracaklardan mı, yoksa yüzleri karanlık kalacaklardan mı diye bu meseleden çağrıldığım vakit nasıl gideceğim? Bu derdi olan kimselerin yüzleri nurlanır, parlar. İşleri kendiliğinden yoluna girer. Çünkü mümin kullara kastı ve maksadı ve niyeti, maksudu Cenab-ı Hakk'ın rızalı olan kimselere mu'in melaikesi var Hacı Hüseyin Efendi. Mu'in melaikesi, yardım eden melaike vardır. Bir işe sen el koysan, koyduğun anında o iş uyar. Birbirinden muvafık, mutabık gelin şaşar kalırsın ya. Maksudu almayan kimsenin bakar uymadan sırası çıksın. Bu tarafı gezer, o tarafı kullanır. Bu sefer bu tarafı ziyade edin, o tarafı. Karma karış olur, sabahtan akşama kadar püf püf püf, kaç defa küfür eder, kaç defa söverken. Sövmediği yer bırakmaz. Deli olur. Çünkü şeytan onun içine çomak sokar, bozar. Mümin kişinin işine mu'in melaikesi gelir. Bir zamanı bizde onu söylediğini Şeyh Efendi Hazretleri bir hikaye, bir halı imal eden imalathane varmış. Onun sahibi çalıştırdığı işçiyi namazlı niyazlı olmak şartıyla çalıştırdı. Ben namaz zaten soktum, bu işin berbat olacak. Hiç! Şakası yok. Ben namaz çalıştırdın mı sen batacaksın. İşin bozulacaktı, başın dertten kurtulmaz. Seçim burada işleyecek adam şartımız 5 vakit namazını kılacak. Ezan mescidi var. Mescidinde ezan okunacak. Ve işçiler işi durduracak. Abdest alıp gelecekler. Cemaate hazır olacaklar. Onun için ezandan bir çeyrek evvel kaybers eder. Herkes abdestini alır, ezan-ı Muhammed okunduğunda kendisi imam olur, namazı kıldırır, ondan sonra Bismillahirrahmanirrahim buyurur işince. Her birine deniyor, 100 parça halı imal edip bu kadar da gider demiş. Bir gün o Allah selamet versin. O öyle fabrikatörler çok olur. Öyle adamlar. Düşünmüş ki o Müslüman
Allah'ın kulu. Demiş ki bu cemaat meselesini bir parça terhir edelim. Efendim, işi tevkif etmeden teker teker herkes gitsin, namazı kılsın, gelsin, dergahlar devam etsin. Ne yapalım, cemaatten kılmasınlar, ferdi olarak teker teker kılsın herkes, iş görürsün. Gayret edelim, biraz daha fazla belki randıman alırız dedi. Bundan sonra demiş ki, yarınki günden itibaren de herkes kendi başlarına teker teker namazlarını kılsın, gelsin, arkadaşı bakar kendi yerine, devam etsin. Çünkü en azından üç vakit duruyor, üç saat kadar bir şey yahut iki saat kadar muattal kalıyoruz. Binaenaleyh bu iki saat içerisinde randevumuz belki ziyadeleşir bu suretle. Namazımız yakınmış olur. Cemaat nasıl olsa sünnettir demiş. Emretmiş, peki ya işçiler teker teker demiş. O gün, ertesi gün. Akşama efendim saydırmış ne kadar randevumu bugünkü imalathanenin saydılar. O zannetti ki yüzü aşacak. Bu sefer baktı ki yüzün altına düşmüş. 80 parça çıktıydı. Aşağıydı. Ya biz 2 saat mesai verdik daha fazla. Efendim? Ve çalıştırdık. Nasıl? Doğru. Yarınki gün diyor şimdi, öyleyse randıman düşüyor, öyle yapalım ki yarın herkes namazını eve gittiğinde kaza etsin, kılsın. Ve 3 saat mesai vereceğim diyor size çalışırsanız, 3 saat mesai de fazladan vereceğim, yarınki gün gayret edeceğiz. İlla randımanını artırmak lazım. Ertesi gün fakir kişiler namazları da eve bıraktılar. Efendim, mesai 7 saatse 10 saat oldu, 8 saatse 11 saat oldu. Ha gayret, ha gayret, ha gayret, ha gayret. Akşam namazından sonra saydırmış randıman nereye yetişti bugün olan. Dediler ki 80'e ulaşamaz. Geri olacak. 80'i bulamadı bugün de ya. Dikkat et bu. Kıymetli bir ve ibretli bir hikayedir. Olmuş olsun veya olmasın. Her kıssadan hisse almak için. Olsun veya olmasın, bu hakikat. 80'e ulaşamaz. O zaman toplamış. O mübarek zat, bütün işleri. Demiş ki, ey Allah'ın kulları, ey bu yerde, bu tezgahta çalışan ihvanı din. Ey onları aşağı edecek hitap yok İslam'da. Bu çok Kur'an-ı Kerim'in insanlara talimi yüksek eder talim ediyor. Efendim, benim işimdir. Benim hizmetimdir. İşimdir bile demem, hizmet sahibidir burada da. Hizmet ediyorum.
Ümmet-i Muhammediye hizmet eden kimselerdendir. Efendim, Seyyidül Kavmi Kadimedir. Yazılmak lazımdır. Ümmete hizmet eden seyyidlik vardır. Efendilik var onlara. Yani hürmetlidir. Ey mümin kardeşlerim, ey müminler, hitap çok güzel. Demiş ki dikkat edin. Bu bir hem imtihan oldu bize, hem bizzat tecrübe ederekten gördüğümüz bir hakikat meydana çıktı. Dikkat ediniz. Biz Allah'ın emrini kemal üzerinde tuttuğumuz takdirde bize Cenab-ı Allah kolaylıkla, rahatlıkla, kendimizi yormadan, yıkılmadan, yorulmadan, ezilmeden en yüksek randımanda bize bu efendim, halıların yapılmasına yardım ediyor. Bu kadar halı meydana getiriyor, yapıyordu. Biz tamah ettik ki Allah'ın emrini ağır ağır endirip sıfırladığımızda zannettik ki efendim randımanımız çok yükselecek. Bir akis oldu, düştü. Ey mümin kardeşlerim, bakınız, siz zannetmeyiniz ki kendi sayemizle randıman yükseliyor. Yüksek randıman aldığımızda Cenab-ı Allah'ın mu'in melaikesi vardır. Mu'in melaike, yardımcı melaike tayin ediyor müminlere ki zor işi kolay gelsin, kolay işi bereketlensin. Onun için Şeyh Efendi Hazretleri anlatırdı. Efendim, iki mezun olan mürit var bu şeyde. Dağistan memleketinde Suhuri Hazretleri. Onun bir tanesi usta. Duvarı örerken Ezan-ı Muhammed'i okunduğunda ömrünü çıkarır doğru camiye. Şeytan gelirmiş ona insan suretinde. Usta ne yapar usta? İşte usta. Ezan da hemen okunduğunda şeyini çıkarır gidiyor ha. Demir be usta. Tamamlasana ben şeyim bu sicim çekerler ya, sicimin üstünde birkaç taşlık yer kaldı. Ve usta, tamamla bunları, ne acele var? Tamamla, geldiği vakitte üstteki sıraya geçersin, yeni baştan. Daha kolay olur, bununla oyalanmazsın. Ezan okundu, iş tatil oldu. İş yoktu. Allah'ın işidir. Ya ben sana nasihat ederim demiş. Bunu yap, kolay gelsin. Sana da iyi geldin diyor. Ben seni severim. Bak diyor, sen kim olursan ol. Bak, madem bu kadar beni seviyor, gayrı yoksun, zannedersem sen avracısın. Camiyle, kimseyle işin yok be. Var ağam diyor, ben camiye de girerim. Bak, beni bu kadar kayırdın madem, dikkat et, göreyim seni demiş.
ben namazı girinceye kadar hayrına bu taşları sen o yerinde geldiğinde ben daha kolay bulayım demiş, çıkarmış gitmiş. Gitti geldi, bir de baktı ki o hay hayır, hay lain demiş. Bu kadar taş başına düşsün demiş. Ben seni bilmez miyim? Benim hayrıma değil mi geldin sen orada? Hayır yapacak olsaydın bu taşları vurdun. Başına bu kadar taşlar düşün, cehenneme git demiş ona. Sonra şeytan insanı, yavrum bu işi ya. Acele mi var? Vakit çok. Hayır. Madem evvel ahir kılacaksın, sıcağı sıcağına, Cenab-ı Hakk'ın emrine ne kadar koşturursan, Allah kulunun hacetine o kadar koşturur. Yardımcı gönderir. İçirdik, onun için ıskartmıyoruz. Konyalılara söyle bunu. Iskarta sınıfından çıkmaya baksınlar. O zaman başka türlü olur Konya. Konya eski Konya değildir. Konya dün, Konya'nın insanı gerçi efendim bağrında Mevlana'yı taşır. Birçok evliyaları taşır. Lakin gönüllerinde dünya vardır. Gönüllerinde dünya taht kurmuştur. Dünya derdi onları alıp götürmüştür. Dünya derdinden dolayı mezellet içerisindedirler. Yani zillet boyunlarına takılmış ve çalışıp çalışıp ellerinde bir şey görünmüyor. İtibarları da yok. Ondan sonra bir de itham altındadırlar ki yeşil sermayeyi temsil ederler diyerekten. Bu mühimdir. Konya yeşil olaraktan işaretlenmiştir Türkiye haritasında, Tece Cumhuriyeti'nde. İnsanları da keşke Tece'nin zannettiği bir adam olsa Konyalılar. Değiller. Lakin adları öyle çıkmış. Değiller. Umumi boya onları boyamıştır. Yeşil boya yok orada. Aslında yeşil boyayı da aldırlar. Ben Konyalılara öfkeleniyorum. Ne için? Konyalılar ahalisi de neden ıskarta sayılıyor? Efendim, dünya derdine düştüler. Bir üniversite açtılar orada. Üniversitenin adı nedir? Selçuklu. He? Selçuklu. He? Selçuklu üniversite. Selçuklu diyemedim. Selçuklu diyemediler. Selçuk kim be? Selçuk, bin tane, yüz bin tane Selçuk var. Ne Selçuk bu? Konya Selçukluların paytahtıydı. Senin ecdadına bu kadar mı senin? Hürmetin var be. Selçuklu diyemedi. Selçuk dedi. Osmanlı'yı katiyen kabul etmezler de bir evvelisinde olduğu için şimdi kursalar Osmanlı Üniversitesi. Osmanlı Üniversitesi'nin ne kıymeti var? Ne tadı var, ne tuzu var Osmanlı Üniversitesi'nin ne kıymeti? İngiliz banka kurdu, adına Osmanlı dedi, Otoman dedi. Bir şeref olduğu için sen atanı saymıyorsun. Atalarının Selçuklu'nun mirası Osmanlı'ya geçti. Osmanlı Selçuklu'yu takdir etti. Selçuklu'ya tazim etti. Ve Allah onlara açtı üç kıtayı. Sen bir avuç yerde sıkıştın, sıkıştın, sıkıştın. Bazıya bastılar. Boğuyorlar seni. Senin neticen bu. Bir Selçuklu diyemedi Konyalılar. Onun Konyalıları kızgın. Selçuk Üniversitesi ne demek? Selçuk kimdi bu memlekette? Selçuk. Selçuklu devleti. İmparatorluk.
Koca İmparatorluk merkezi bu. Ne söylersin? Ne olur ben? Selçuklu dediğinde kime zarar vardı be? Selçuklu bilinmesin mi yani? Nedir? İşte bu. Onun için Iskarta sınıfında yazıldı Konyalılar'da. İster beğensinler, beğenmezlerse beni ödemesinler. Koskoca Mevlana da razı değil onlardan zaten. Efendim, ne için Selçuklu demediğimden dolayı. Ben ona da hitap edip söyledim. Biz de razı değiliz dedi bu bunların bu isim, böyle uydurma isim bulmalarından. Geldiği bir hasar, Konyalılar Selçuklu aslında oldukları halde yedi atalarının inkar manasına gelir o Selçuk Üniversitesi. Selçuklu diyemediler, yazıklar olsun. Hem bu üniversitenin bulunduğu zamanda yani hava çok mutedildi. Çok mutedildi. Şimdi Müslümanların üzerinde çok ağırlık var. Böyle şeyleri söyleyemezsiniz. Lakin o zaman da Müslümanlar belki Özal'ın zamanı mıydı? Daha önce miydi? Efendim, yani hava uygundu. Onu ağırlıklarını koysalar Selçuklu diyebilirlerdi. Lakin bugün konamaz. Bugün değişemez. Bu çok zor. Çünkü mazimize düşman olan bir kimselerin elindeyiz. Mazimizi kabul etmeyen ve mazimizden kopmak veya bizi kopartmak isteyen bir zümrenin elindeyiz şimdi. Her şey çağdaşlık adı altında mazimizden bu milleti kopartmak sayındadır. Herkes uğraşıyor. Onun için Allah'a sığındık, Allah'a havale ettik. Mübarek ayın hürmetine ya Rabbi, ya Rabbi. Ya Rabbi, sen müminlerin kalbine şecaat, İslam'a karşı olanların kalplerine korkuyu sağlık. Amin. Hürmetin Habib, Habib'in şerefi ziyade olsun, sancağı açılsın. Hürmetin Fatiha. Bu mühim. Mühim mi? Çok mühim. Bu gene başka bir sayfa. Hepsi aynı olmaz ya. Ölüm değişecek. Ufacık görünmeyen bir virüsten koca adamı deviriyor. Cenab-ı Hak istediği var. Evet. Hadi bakalım. Bakalım.